Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Gözüyle programını sunar. Farklı yöreleri yöre insanıyla anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta Kayapa'dayız. Kayapa'da biten tarımcılık ve hayvancılığın ve gelişen sanayisiyle ve tabii ki yöre insanının hoş sohbetleriyle ekranlara taşımaya çalışacağız. Programımıza başlayalım, bakalım bizleri neler bekliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıktık. Bursa'ya, Nilüfer bölgesine 20 kilometre uzaklıkta. Şirin bir beldedeyiz şu anda. Kayapa beldesindeyiz. Köye giriş yaptık ve karşımıza çok hoş bir meydan çıktı ve bu meydanda köy ahalisini oturuyor bulduk. Ben şimdi yanımda olan beyefendiyle bir sohbet etmek istiyorum. Kiminle görüşüyorum? Reşat Kızılarslan. Reşat Bey, siz burada doğma büyüme herhalde. Evet, evet burada büyüme. Öyle bir düzeltme yapalım. Evet. Şimdi köy, belde dediniz. Maalesef beldemiz 2009'dan sonra mahalleye dönüştü. Evet. Köydü, belde, evet. Sonra mahalle oldu. Yani biz doğduk köydü, evet. Yetiştik belde oldu. Yaşlandık dede olduk, mahalle oldu. Evet. Bu şekilde. Zaten Kayapa sanıyorum kuruluşuna itibaren ki 600 yıllık bir geçmişi var değil evet, mi bu köyümüzün? Daha fazla. Evreleri bunlar diyorsunuz. Evet, 730'dan bahsediyor beyefendi. Evet. Reşat Bey bu köyde ne yapar? Bu köyde daha önce ipek böceği, tütün, buğday, tarım her türlüsü vardı. Fakat şu girdiler, tarım girdileri arttıkça tarım düştü. Şu anda topraklarımız işte konut imarı, sanayi imarı açıldı. Köylü pek tarımla uğraşmıyor diyebilirim. Aslında oldukça çok geniş bir araziye sahip değil mi? Çok büyük bir araziye sahip ama tarım yok oldu diyorsunuz. Tarım günden güne yok oluyor, bitiyor. Çünkü nedeni? Vatandaşlar tarımdan hiçbir şey kazanamıyorlar. Yani yaptıkları masrafı alamıyor. Girdiler çok yüksek. Bu yüzden yavaş yavaş tarım bitti. İşte dediğim gibi konut imarı, sanayi imarı da açılınca vatandaş satıyor iki dilim yer, geçimine bakıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Peki bu Kayapa'nın çok yakınında bir sanayi bölgeniz var sizin. Evet. Şimdi çiftçilik bitti diyorsunuz. Tarımla artık neredeyse burada yaşayan kişilerin hiçbir alakası kalmadı gibi bir şey söylediniz. Peki gençlerimizin sanayiye yönelmesine bir neden mi ya da buradan faydalanabiliyor musunuz? Çiftçilik bittiği için tabii ki faydalanıyor. Gençler orada çalışıyorlar. En azından çocuklarınız yanınızda değil mi? Yanımızda evet, yanımızda. Reşat Bey, bu tarım evet bitiyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi nedir? Ulaşamadığınız şey nedir tarımda? Tarım buğday 1999-2000 yıllarında 400 lira 500 lira arasıydı. Un çuvalı da 19 lira 20 liraydı. Bugünkü parayla söylüyorum. Bugün buğday yine 400-500 lira arası ama un çuvalını 65 lira şu anda un çuvalı. Bunun yanında tohum pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, mozot hiç unu söylemeye gerek yok. Peki hayvancılık var mı burada? Hayvancılık, ben hayvancıydım. Kaç yıllarında mesela ne zaman bıraktınız? Yani 2004'e kadar epey hayvanım vardı. Ama şu anda 7-8 tane ineğim var, başka hiçbir şeyim yok. Neden peki hayvancılığın ne bitmeli? Hayvancılık. Yem, az önce dediğim gibi buğday fiyatları, yem şu anda 45 lira 50 lira çuvalı, bunun başı demiyoruz ki. Sizin gibi herkes süt, mi hayvancılığı bırakıyor? Süt sudan ucuz. Evet. Herkes, bu köyde hiç olmayan da 2-3 tane inek vardı, 5-10 tane koyun vardı.
Bunun hiçbiri kalmadı. Şu anda bitti yani. Evet, verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ederim. Kolaylıklar gelsin. Sağ olun. Kadın gözüyle farklı konuları ele almaya devam ediyoruz. Bu hafta Bursa'nın çevresinde ve en yakın yerde Nilüfer Kayapa'da 3 mahalleden biri olan Zafer Mahalle Muhtarı yanımızda. Neler mi anlatacağız, neler mi konuşacağız? Tabii ki kendisine soralım. Önce sizi bir tanıyalım, seyircilerimiz kısaca tanısın. Öncelikle hoş geldiniz. Ali İhsan Dengiz, Kayapa Zafer Mahalle Muhtarı. Kayapa'da neler var, neler yok ve Kayapa'nın şu anki günümüzdeki bulunduğu nokta nerede? Evet, Kayapa nerede? Kayapa Nilüfer'in en güzel yerinde şu anda. En güzel yerinde. Tarım görüyorsun. Şuradan baktığınız zaman arazi tamamen yani %50'si, %60'ı ekilmiyor, biçilmiyor. Tarımcılık tamamen bitmiş. Sadece hayvancı arkadaşlar hobi olarak bir iki tane yer ekmişler, işte görüyorsun burada. Tarım tamamen bitik. Şimdi tarım ve hayvancılığın Kayapa'da oldukça azaldığını söylediniz. Aslında bakarsanız Bursa bu anlamda kültür şehri mi, tarım şehri mi, yoksa hayvancılık mı veya sanayi kenti mi olarak bir kozmopolitik bir yapısı var. Bu yapıda Kayapa şu an hangi noktaya doğru gidiyor? Kayapa bundan 20-30 yıl önce ipek böceği ve tütüncülükle uğraşıyordu. Ondan sonra hayvancılıkla. Şu anda tamamen herkes sanayiye dönük yaşıyor. Sanayi ne yapıyor? Çoluğu çocuğu çalışıyor. Sanayimiz zaten yakın. Burada görüyorsun. 60-65 tane çalışmış olan fabrikamız var. Hiçbir tane işsiz gencimiz yok. Çalışan da Kayapa'da iş var. Biz aslında hem tarihi hem kültürleri anlatıyoruz ama bir yandan da eksik bırakmadığımız noktalar var gittiğimiz yörelerde ki eksikleri takip ediyoruz. Daha önceki programlarımızdan bilmiyorum ne kadar hatırlarsınız izleyicilerimiz ama biz bir yoldan bahsetmiştik. Ben şimdi onun takibini yapmak istiyorum sizlerin adına. Acaba gerçekten yol yapıldı mı yapılmadı mı hemen muhtarıma soruyorum. Evet. Baraja giden Bahçekent villalarının yolu geldiğinizde stabilize olarak duruyor. Şu anda her taraf asfalt olmuş durumda. Buradan başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şu anda görüyorsun sanayi yollarımız açılmakta. Açılmış, bucurlanmış. Tamamen oluyor. İnşallah yakında karşımızda da bir ekokent projesi var herhalde belediyemizin. Herkesin, Kayapalı'nın gözü, arazisi olanın, tüm arkadaşlarımın gözü şu anda o noktada. Büyükşehir Belediyesi de ne olur ne olmaz. O zaman Kayapa şöyle diyebiliriz, Kayapa için Bursa'nın ve Nilüfer'in gözdesi. Şimdi Kayapa tabii ki Nilüfer'in en gözde mahallesi. Neden? Bak Türkiye'nin belki hiçbir yerinde yoktur. Burada sağlık ocağımız. Merkeze hemen gidiyorsun, 50 metre ileride postanemiz. Buski ne yazık ki Gülükle'ye taşındı. Yani aradığımız her şeyi ayağımızda bulabiliyoruz. Bundan iyisi canı sağlık. Metro 5 kilometre. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi zaten 5 kilometre. Türkiye'de veya Bursa'da aradığımız her şey ayağımızın dibinde. Peki muhtarım, son olarak eklemek istediğiniz başka şeyler varsa alayım izleyicilerimizin adına. Tabii. Öncelikle sizin Kadın Gözüyle programına teşekkür ediyoruz. Gelip tanış, ara ara da olsa Kayapa'yı tanıtıyorsunuz. Biz de evet. Sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii ben kadın gözüyle baktığım zaman Bursa'ya şunu görüyorum. Artık köyler yavaş yavaş Büyükşehir Belediyesi'nin belediyeler yasasıyla mahalle olmaya dönmeye başladı. Bu anlamda artık mahallelerde çağ atladı, gelişti. Sanayileriyle, tarımlarıyla, diğer yöresel mesela kadınlarıyla özellikle pek çok bölgede kadınların aktiviteleri, faaliyetleri çok fazla. Bu anlamda Bursa hakikaten Türkiye'nin de en güzel yerlerinden biri.
Daha önceki programımızda biz buraya geldik. Sizinle bir röportaj da yaptık. Evet. Geldik ama çok şey değişmiş. Özellikle yolumuz topraklı, yürümekte de zorlanmıştık biz o gün. Çok taş falan saçıyordu arabayla da geçerken. Çok da güzel olmuş. Şimdi bu yol hakkında bir konuşalım istiyorum. Tabii bu yol hem buraya Bahçeket villalarımıza hem de Kayapa Barajı'na devam ediyor. Daha önce geldiğimiz zaman da toprak yoldu. Şu anda belediye başkanımızla istedik. Yolu yaptırdık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu arayollarında aşağı yukarı oldu. Buralarda asfaltlanacak, yapılacak, açılacak yolumuz kalmadı şu anda. Peki başka yapılacak bir yolunuz var mı? Tabii Safiye Hanım. 1600 metre çevre yolumuz var. Ağır tonajlı arabalar geçmesi için yapılması gereken yolumuz var. Başka da... Çok uzun süreçli bir işe benziyor değil mi o? Yok, sadece 1600 metre. Yol yapılmış, açılmış. Sadece asfaltlanacak. Ne zaman başlayacak bu yolun yapımı? Onu artık kısmet olursa seçim öncesi o da başlar. Çünkü devamlı onu istiyoruz. Artık villaların yolu bitti. Şu anda tek kafamızdaki çevre yolu ne zaman yapılacak? Çevre yolu ne zaman yapılacak? Belediye o şartta gidip geliyoruz. İnşallah seçime kadar bu da olur. Evet. Az önce Nüket Hanım sormuştu muhtarımıza, Ali İhsan muhtarımıza. Yollar nasıl diye. Ben inanmadım. O yüzden geldim. İnanmadım derken bu kadar güzel olabileceğine inanmadım ben sanırım. Bu yollar herkesi her yere götürür. İnanın. Teşekkürler. Bizim olduğumuz yerde her şey güzel olur. Evet.